Şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesi, dünkü görüşmesi çok önemliydi. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanı'ndan da bir açıklama geldi. Onu öncelikle hatırlatalım, sonra konuklarımızla değerlendireceğiz. Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçtiğimiz saat diliminde sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dövizdeki düşüşü tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak sürecek, fırsatçılara göz açtırmayacağız ifadesini kullandı ki tabii döviz düştükçe bu fiyatlara ne zaman yansıyacak, etiketlere ne zaman yansıyacak, bu merak konusu. Dolayısıyla bu soruyu da şimdi konuklarımıza soralım istiyoruz Gülşen'le birlikte. Konuklarımız kimler her gün olduğu gibi? İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sefer Şener bizlerle birlikte ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın da bugün bizlerle birlikte. Sayın Şener, Sayın Aydın, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Çener, sizinle başlamak isterim. Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat, yeni ürünün, enstrümanın adı. Bu ürün kullanıma açıldı. Piyasaların tepkisi ne oldu? Rakamları nasıl okumak gerekir? Ve bunun yanı sıra şunu da sormak istiyorum. Şimdi Hazine Bakanı Nurettin Nebati dün yaptığı sunumda dedi ki artık yurttaşların dövize yönelmesini beklemediklerini söyledi ve düzlük göründü dedi. Sizce de düzlük göründü mü? Bundan sonrasında neler bekliyor? Piyasaları ve nasıl günler bekliyor bizi? Kur istikrarı sağlanabilecek mi sizce? Şimdi Büşra Hanım, yeni modelde iki tane ana unsur var. Bir tanesi döviz tevdiat hesaplarının TL'ye çevrilmesi ve böylelikle zarar edilmemesiyle ilgili. İkincisi de eğer TL'niz varsa bu TL'lerin de gelecek vadeli kur korumalı olarak vadeli hesaplara yatırılması. Yani şöyle izah edelim, çok anlaşılır olması açısından. Sizin bankada döviziniz varsa bunu getirip bugünkü kur üzerinden Merkez Bankası'nın saat 11'de ilan edeceği kur üzerinden bozduruyorsunuz. Yani daha doğrusu bankada bozduruyorsunuz. Bunu ileri vadeli, yani 3 ay vadeli, 6 ay vadeli, 12 ay vadeli olarak bankaya yatırdığınızda vadesi dolduğunda eğer sizin paranız alacağınız NEMA ile birlikte dövizdeki artıştan düşükse kalan kısmı size Merkez Bankası verecek. Ama yüksekse zaten direkt paranızın NEMA'sını almış, dövizdeki artıştan da daha fazla yararlanmış olacaksınız. İkinci aşaması da sizin TL'niz varsa bankalara götürdüğünüzde ya da bankadaki TL'nizi vadeliye çevirdiğinizde 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık vadeleri var burada da çevirdiğinizde vade sonunda kazanacağınız, yani nemalanacağınız, bankanın vereceği nemanın üzerinde bir döviz kuru artmış ise eğer bu defa da size hazine verecek bu farkı. Yani bir tarafta Merkez Bankası'nın verdiği, tamamladığı bir fark var. Bir tarafta da hazinenin tamamlayacağı bir fark var. Yani döviz hesaplarında Merkez Bankası, TL hesaplarda da hazine size bu desteği sağlayacak. Böylece şunu amaçlıyor ve çok güzel de bir sistem, onu söyleyelim. Çünkü evet, yansımalarını da sordunuz. Yani bu sistem uygulamaya konuldu 20'sinden itibaren. Şöyle söyleyelim, ilk etapta 14, yani politika faiziyle açtı kamu bankaları bunu. Fakat görüyoruz ki bu 2-3 günlük işleyişte mevduat faizlerinin şu anda 17-16 seviyelerine kadar çıktığını görüyoruz. Bu olumlu bir şey. Yani bankalar müşteriler elindeki, kişiler elindeki o TL'leri ya da dövizi kendi bankalarında tutabilmek için verdikleri NEMA oranını yükseltmiş durumdalar şu anda. Bu şu demek aynı zamanda Büşra Hanım, bu ilerleyen aşamada ne hazinenin üzerine ne de Merkez Bankası'nın üzerine ekstradan fazla bir yük binmeyecek demek. Bunun Türkçesi bu manaya geliyor. Yani biz iki günlük uygulamada dahi hem kamu bankaları adına hem özel bankalar adına bu sistemin tıkır tıkır işlediğini görüyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim, çok muhtemeldir ki bugün akşama doğru özellikle katılım bankalarından da bu ürünün nasıl kullanılacağına ilgin, katılım bankasında hesapları olanların ya da buraya taşımak isteyenlerin bu üründen nasıl faydalanacağına ilgin katılım bankalarının da çok muhtemel bugün bir düzenlemesi, bir şey olacak. Çünkü çalışmalar var, biliyoruz ve nihayete geldiğini, nasıl işleyeceğini de biliyoruz. Orada da şöyle bir formüle gidildi katılım bankalarıyla ilgili. Bankalar kendi karlarından belli bir kısmını, yani politika faizinin üzerinde olan kısmını altına düşürmemek için tamamlayacaklar ve böylece sistem işleyecek. Aldığımız gene rakamlar var bazı. Tabii tam anlamıyla net rakamlar değil ama
hani bunlar bankalardan toplanan rakamlar olarak söyleyeyim. Yani bu 1,5-2 milyar dolar seviyelerinin üzerine çıkmış durumda son 2 günlük kısımda. Yani bu dövizini bozduranlardan vesaire bahsetmiyorum. Bu sisteme entegre olan, yani toplam bankalarda bu sisteme entegre olanlar açısından söylüyorum. Bu rakamlar yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Kamuoyuna bu iyi anlatılırsa, iyi şekilde lanse edilirse ben bunun 10'a 20'ye katlanacağını düşünüyorum. Yani orada vatandaşın teveccühünün TL hesaplardan yana olacağını düşünüyorum. Çünkü dövizde tutmanızı gerektirecek bir enstrüman kalmadı. Yani devlet açık açık diyor ki yani dövizde tutma, eğer döviz farklı gelişirse, artarsa ben aradaki farkı size iade edeceğim, vereceğim diyor. Bundan daha ideal, daha güzel bir durum olmaz. Bir de şöyle bir pozitif havası var bu durumun. Siz yukarı oynamış oluyorsunuz. Döviz artarsa fark alacaksınız. Bir de dövizin düştüğünü hesaba katarsanız, son 3 gündür düşüyor. Yani 11-19 seviyelerine çekilirse mesela döviz, siz dövizdeki düşüşü negatif olarak hissetmemiş. Yani sizin hesabınıza yansımamış olacak ki bu her halükarda vatandaşın, toplumun kazanması demek. Bu ülkenin faydasına, toplumun faydasına bir uygulama Büşra Hanım. Ben kısalttım Şener, burada isterseniz devam edeyim. Sayın Şener, Gülşen'in bir sorusu olacak Sayın Aydın'a. Sayın Şener, şimdi burada toplumun yararına bir açıklama dedik. Biraz da spesifik olarak iş dünyasına bakalım istersen Büşra bu noktada. Sayın Aydın, sorum size olacak. Şöyle ki şimdi açıklanan tedbiri gördük. Sayın Cumhurbaşkanı da dün yeni program amacına ulaştı dedi. Serbest piyasa kurallarına aykırı değil vurgusu yaptı bir kez daha. Bu noktada iş dünyası nasıl görüyor? İki araç, iki ürünü somut olarak görmüş olduk. Birincisi hazinenin ürünü olan kur korumalı TL vadeli mevduat. Diğeri de Merkez Bankası'nın aracı olan ikinci bir ürün görmüş olduk. İş dünyası nasıl bakıyor? Size nasıl yansıyacak bu durum? Evet, tabii biz bu özellikle döviz artışları olurken aslında bu artışın içi dolu olmayan bir artış olduğunu ifade etmeye çalıştık. Çünkü sanayi tarafında özellikle Türkiye ekonomisine bakıldığında 2020 yılından başından bu yana sürekli artan, büyüyerek devam eden, kapasite artışları devam eden, bununla birlikte yeni yatırımların da hız aldığı bir dönem içerisindeydik. Ve bir anda hükümetimizin almış olduğu yeni tedbirler neticesinde artık faizde düşük bir faiz yöntemine gidiyoruz. Türkiye'nin artık üretimle, artık Türkiye sanayiyle, ihracatla büyüyecek diyen bu kararla birlikte dövizde bir çılgınca bir artış başladı ve hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz önce kıymetli hocamın da açıkladığı gibi teknik bilgilerini verdiği yeni yöntemle birlikte hızlı bir geri çekilmenin ve bizim de bahsetmiş olduğumuz aslında içi boş olan bu artışın hızlı bir gerilemeye başladığını görmüş olduk. Tabii ki iş dünyasında biz en önemli konu bugün dün itibariyle başlatmış olduğumuz, ASKON olarak başlatmış olduğumuz indirim seferberliği dediğimiz konuda bugün iş dünyasında artık önemli bir vazife düşüyor. Yani fiyatlar artarken hızlı bir şekilde tüm ürünlere fiyatlarda bir artış olmuşken, fiyatlar gerilemede, hızlı bir gerilemede ise fiyatlara yansıtma konusunda maalesef ki perakendecilik sektöründe bunu biz iş dünyası olarak biraz geriden takip ediyoruz. Ancak burada hem Ticaret Bakanımız da açıklamayı yaptılar bu konuyla ilgili. Bu artık kontrol altına alınacak. Bunu tedbirle artık bu konudaki teftişlerimizi artıracağız ifadesi önemliydi. Ben bugün itibariyle, hatta bu hafta sonu itibariyle artık hafta sonu alışverişe giden vatandaşımız raflarda artık iskontolu ürünleri göreceğini, indirime yapılmış ürünleri göreceğine inanıyorum Gülşen Hanım. Şimdi o noktadan devam edelim. Siz de dikkat çektiniz. Büşra da az önce detaylarını aktardı zaten. Aynı zamanda Ticaret Bakanı kur düşüşünü fiyatlara yansıtma devam edecek dedi. Ve bir taraftan da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de bakanlığın bu konudaki adımları olacağını söylemişti. Özellikle bu noktada takipte olunacağını ifade etti. Sizden çağrı geliyor. Aynı zamanda TESK'ten de belirli bir çağrı gelmişti. Yapılan zamlar aynı hızda indirim olarak yansınmalı dedi. Peki bu noktada baktığımızda kur düştü,
fiyatlar düşecek mi sorusu konusunda. Siz de az önce bir takvimsel duruş gösterdiniz ama ne zaman net olarak görürüz kısmını bir kez daha sizden alalım. Peki bir taraftan da şöyle hassasiyetler oluyor. Böyle geri bildirimler olduğu da söyleniyor. Biz yüksekten malı aldık ve şimdi yansıtamayız diyenler de oluyor. Ne derece gerçekten bu piyasaya bakıldığında bir fırsatçılık yapıldı ya da gerçekten maliyetler böyle miydi? Çünkü gün be gün artış gördük fiyatlarda, özellikle raflara bakıldığında. Bu konudaki genel değerlendirmeniz nedir ve takvimsel süreç artık özellikle de yıl sonuna geldik. Ocak ayından itibaren ne kadarlık bir indirim de miktar olarak da görmeliyiz aslında biz ürünlerde ki otomotive biraz yansıdığını da aslında yanılmıyorsam görmeye başladık. Evet, otomotiv sektörü başta olmak üzere sizin ifade ettiğiniz gibi bazı ana sektörlerimiz var. Bu sektörlerde her gün günlük artışı ve fahiş bir şekilde artışı yaşamış olduk. Ve biz iş dünyası olarak, tabii ben de bir sanayici olarak bunu yakın bildiğim bir konu olduğu için, şimdi ham madde girdilerimizin önemli bir kısmı döviz endeksli olduğundan bunun artışını aslında çok abesle iştigal görmüyor idik. Ancak tamam, bu artarken kabul başımızın üstünde ama bu iş düşerken neden sessiz moda geçtik hep birlikte? Yani burada vatandaşın şimdi bakıldığında bu dövizdeki düşüşün devam edeceğini de düşünüyoruz. Yani 2-3 gündür ben bunu ifade ediyorum. Çünkü nereden şunu söylüyorum? Bugün kapalı çarşıya gidildiğinde bu işin kalbi dediğimiz yere 50 dolar 100 dolar vatandaş elinde gelmiş dövizini bozmaya çalışıyor. Yani bundan 2 hafta önceki kuyruk tam tersine döndü. 2 hafta önce döviz almaya giden vatandaş artık bu yeni açıklanan tedbirle birlikte güvene halk tarafında ulaştı. Tabii ki burada şimdi artık şirketlerimize asıl vazife düşüyor. Yani son 2-3 günlük alımlara bakıldığında büyük montanlı alımların olduğu ve şirketler tarafından hala alımların olduğu görülüyor. Ve burada biraz basiretli ve biraz sabırlı hareket edersek önümüzdeki günlerde artık aslında ekonomide çıkması da düşmesi de aslında bizi olumsuz etkiler. Yani şimdi bir yandan da düşüş de fevkalade iş dünyası açısından bir durum değildir. Bizim için en güzel senaryo bir stabile oturmuş bir döviz kurudur. Yani bir standarda oturmuş ve belli bir enflasyon oranında önümüzdeki senenin artacağını beklediğimiz bir döviz kurudur bizim beklentimiz. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi işte 2 hafta önce 3 hafta önce alım yapan işte tüccarımız, sanayicimiz, perakendecimiz şimdi ben bu fiyattan satarsam zarar edeceğim diyor. Bunu da bir önceki tedarikçisinde özellikle sanayi tarafından başlayacak indirimlerle, iskontolarla bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum Gülşen Hanım. Sayın Aydın, çok teşekkürler. Benim de Sayın Şener'e bir sorum olacak. Merkez Bankası tabii her gün bu saatlerde dolar alış kurunu açıklıyor artık yeni sistem geldiğinden beri. O rakam henüz açıklanmadı, geldiğinde onu da ayrıca belirteceğiz ama örneğin dün 12.48 olarak açıklanmıştı alış kuru. Bugün baktığımızda 12'nin altına düştüğünü görüyoruz doların. Dolayısıyla bu neyi ifade ediyor şimdi bize Sayın Şener? Bu şunu ifade ediyor Büşra Hanım. Bu yapılan modelin ne kadar doğru tespit edildiği, ne kadar doğru uygulandığı ve bundan sonraki süreçte de bu modele bağlı olarak sistemin, yani kurların aşağı yönlü olarak ivmeleneceğini gösteriyor. Hatta şöyle söyleyelim size, Merkez Bankası bugün sabah itibariyle yeni bir enstrüman daha devreye koydu. Hem ihracatçılara hem ithalatçılara Borsa İstanbul'daki vadeli işlemler opsiyon piyasası üzerinden 3 ay vadeli, 6 ay vadeli, yani ileriye dönük kur fiyatı vermeye başladı. Yani siz ithalatçıysanız, ihracatçıysanız bankalar kanalıyla ileriye dönük olarak Merkez Bankası'nın taahhütü altında yeni bir kur fiyatı, TL'ye bağlı olarak bu kur fiyatını almaya başlayacaksınız. Yani bakınız, bu tür enstrümanlar çoğaldığı sürece, yani daha önceki o TL'ye bağlı, yani kura bağlı TL hesabından tutun ki bugün Merkez Bankası'nın yaptığı bu yeni uygulamayla birlikte bu işin çok daha geri seviyelere çekileceğine inanıyorum. Tabii bu arada ASKON gibi özellikle iş dünyasının, sivil toplumun önemli unsurlarının da fiyatların yansıması anlamındaki desteğinin de artmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte kur daha da çok çekilebilir. İşte Sayın Başkanımız belirtti orada. Evet, yani yukarı doğru giderken kurlar çok acele ediliyor. Fiyatlar ani olarak çok hızlı yansıtılıyor. Hatta gerekiyorsa mal verilmiyor, bekletiliyor. Fiyat ondan sonra yansıtılıyor. Ama maalesef aşağı yönlü gelirken
Bu aceleyi hiçbir şekilde yapılmıyor. Ama tabii sektörlerin tamamı için söylememek lazım. Örneğin yemde, gıdada, bazı ürünlerde, çoğu ürünlerde bu geri çekilmelerin %30'lara varan fiyat indirimlerinin başladığını görüyoruz. Sayın Ticaret Bakanı'nın da açıklamaları var bu konuyla ilgili. Eğer regülasyon artırılırsa, denetimler artırılırsa, bu uygulama daha da hızlı hayata geçirilirse, yani diğer ifadeyle vatandaşın verdiği bu tepkiye iş dünyası da hızlı tepki şeklinde karşılık verirse, kurların daha da aşağı gitmesi söz konusu olacak. Bu aynı zamanda şunu da sağlıyor Büşra Hanım. Kurlar ne kadar aşağı çekilirse, bu modelde dövizden çıkan, aynı zamanda TL'sini uzun vadeli olarak yatıranların kazanacağı bir modele doğru gidiyoruz demektir. Yani kur çekildiği sürece siz kurun daha üzerinde bir nema almış olacaksınız. O yüzden bu kur birkaç hafta içerisinde ne kadar aşağıya çekilebilirse buraya katılımın boyutu da o kadar hızlı şekilde artacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu toplumsal bir mücadele, topyekün bir mücadele. ASKON gibi önde gelen sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyasına çok büyük işler düşüyor burada. Yani özellikle fiyat katılığıyla ilgili işler düşüyor. Ama diğer taraftan vatandaş da bunu gördüğü sürece, işte Sayın Başkanımızın söylediği o hani kapalı çarşı bu işin kalbi. Evet, orada süreç tersine dönmeye başladı. Hatta şunu da söyleyelim, özellikle talep toplamada, yani bankaların vadeli mevduat toplamadaki oranları 3-4 puan yukarı çıkmış durumda şu anda fiili olarak. Ben çok iyi takip ediyorum. Kamu bankaları 14'le açtı. Yani taban olarak 14'le başladı. Şu anda çoğu kamu bankaları 16 seviyesine kadar çıktı. Yani 200 bas puan daha yükselttiler. Vadeli toplayacakları paraya verecekleri nemayı. Bu hazineye yük binmeyeceğini gösteriyor. Bu Merkez Bankası'na yük binmeyeceğini gösteriyor. Zaten modelin aslı bu. Teknik anlamı bu. Bu modele teveccüh edilirse kesinlikle buradan ne hazinenin zararı olacak, ne Merkez Bankası'nın zararı olacak. Kazanan vatandaş olacak. Ama teveccüh edilmezse, zaten teveccüh edilmediği için, verecek bir şey olmadığı için gene hazinenin ve Merkez Bankası'nın bir kaybı olmayacaktır. Ama dediğim gibi bu toplumsal konsensusu gerektiriyor. Özellikle iş dünyasına çok büyük iş düşüyor. Çünkü bu fiyatların geri gelmesi lazım. Bakın, dolar şu anda bugün itibariyle %35'in üzerine çıktı 20 Aralık'taki seviyesinin. Yani düşüş %35 seviyelerine geldi. O zaman eğer bu %35'in ne kadarı fiyatlara yansıtılmışsa, en azından bunun 1/3'ünün de, tamam mallar alınmıştır, faturaları kesilmiştir, maliyet yüksektir belki, ama en azından bunun 1/3'ünün de topluma yansıtılması gerekir ki bu güveni artıracak, güven öngörülebilirliği artıracak. Dolayısıyla bu seviyelerin daha da altına gelmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum Büşra Hanım. Çok teşekkürler Sayın Şener. Sayın Şener bu noktada Büşra, az önce sen de söylemiştin, Merkez Bankası'nın alış kuruna da baktım, açıklandı. O da şöyle 11.63 olarak bugünkü kurun, dolar kurunun alışı olarak açıklandı. O bilgiyi de aktaralım ve Sayın Şener az önce iş dünyasına büyük iş düşüyor dedi. Ve hemen Sayın Aydın'a soralım bu noktada. Az önce siz de söylediniz, şimdi kurdaki seviyeleri görüyoruz, düşüşün devam ettiğini de görüyoruz. Bu noktada baktığımızda siz bizim için aslında oynaklık değil, stabilite önemli dediniz az önceki ifadenizde. Dolar kurunun seyrini bundan sonrası için nasıl görüyorsunuz? Buradaki aslında bizim Hazine ve Maliye Bakanımızla hatırlarsınız, yaklaşık 10 gün önce bir toplantı yapmıştık. Aslında tam da bu bandlarda bir 11-12 bandında, 11-11,5 bandındaki bir dövizin zannediyorum ki hem hükümet tarafında hem iş dünyası tarafında kabul edilebilir rakam olduğu kanaatindeyim. Çünkü artık bu rakamlarda, 11'in altındaki rakamlarda özellikle ihracat tarafında belki problemler artık kendini göstermeye başlayabilir. Özellikle 10 TL altındaki bir döviz düşüşünde. Ancak bu rakamlar şu anda 11-11,5 bandı. Şu anda hem hükümet tarafının hem iş dünyası tarafının kanadının kabul göreceği rakamlardır. Burada ancak işte son 3-4 gündür ki alımlara, tabii bugünkü alımlara çok ben takip edemedim, ancak son 2-3 gündür özellikle dövizin düşmesine rağmen şirketlerimizde ve döviz stoğu olmasına rağmen şirketlerimizde
bu dövizin artacağı yönünde beklentiden dolayı ciddi bir büyük rakamlarla 100 milyon dolarlı, 150 milyon dolarlı blok alımlar yapıldı. Şimdi bu alımlar durduğu an zaten bu 11 bandına oturacak. Çünkü vatandaş bu konuda artık kesin kararını verdi. Vatandaş diyor ki döviz düşecek, hükümetin yeni almış olduğu tedbirler vuku bulacak. Dolayısıyla burada şirketlerimize çok iş düşüyor. Şirketlerimize her zamanki gibi Türk sanayicisinin o basiretli duruşunu göstereceği ender günlerden bir tanesi. Lütfen bu süreci sebat içerisinde geçirirsek zaten önümüzdeki günlerde artık yabancı alımlar da duracak zaten. Avrupa'nın kapanmasıyla birlikte, Avrupa yeni yılıyla birlikte tatile girecekler. Orada yabancı alımları da duracak. O yüzden önümüzdeki günlerde biraz daha gerilemeyle birlikte bu bantlarda oturacağını düşünüyorum Gülşen Hanım. Sayın Aydın, teşekkürler. Sayın Şener, size bir sorum daha olacak. Şimdi Türkiye ekonomisine dair makroekonomik göstergeler sizce ne durumda? Bazı uzmanlar özellikle kredi risk primine dikkat çekiyorlar. Bunun yüksek olması ne anlama gelir? Türkiye bu anlamda gelişmekte olan ülkelere kıyasla ne durumda? Büşra Hanım, şunu söyleyelim öncelikle. Türkiye'nin makro verileriyle şu andaki CDS dediğimiz kredi risk primi kesinlikle örtüşmüyor. Çünkü bakın, hem 2020 yılında pozitif bir büyüme yaşadı 1.8'de Çin'le birlikte dünyada sadece pozitif büyüme yaşayan iki ülkeden bir tanesi. Artı bu yılı 10.5 seviyelerinde kapatacak büyümede. Yani bu kadar pandemiye rağmen, bu kadar küresel çapta ham madde fiyatlarındaki tedarikteki sorunlara rağmen bu kadar büyüme oranını yakaladığınızda, bu kadar yüksek büyüme oranını yakaladığınızda doğal olarak bunun risk primlerine de yansımasını beklersiniz. Yani şöyle söyleyelim, risk primi öngörülebilirlikle alakalı bir durum. Daha çok yabancıların bakış açısıyla alakalı bir durum. Yani yapılan bu yeni düzenlemeleri, bu istikrar modelini çok iyi anlatmak gerekiyor. Hem yerlilere hem yabancılara. Eğer bu çok iyi anlatılabilirse bundan sonraki süreçte risk priminin de geri geldiğini görebileceğiz. Şöyle söyleyelim, o gün bu paket açıklandığında 620-630 seviyelerindeydi biliyorsunuz Büşra Hanım risk primleri. 560-570 seviyelerine kadar bir geri çekilme oldu aslında. Yani orada çok olumlu gelişmeler oldu. Fakat piyasaya onun için diyorum toplumsal konsensus gerekiyor. Evet. Onun için piyasaya pozitif bakış açısı sağlamak gerekiyor. Yani verilen en ufak negatif evet. mesaj, İster muhalefet ister iktidardan olsun bu risk primlerini aşağı çekiyor. O yüzden bundan sonraki süreçte toplumsal konsensüste risk primlerinin düşmesi de makro verilere baktığımızda mümkün olacak diyoruz Büşra Hanım. Sayın Şener çok teşekkürler. Sayın Aydın çok teşekkürler. Gülşen sana da çok çok teşekkürler soruların katkıların için. Diyelim konuklarımız Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın ve İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sefer Şener'di. Gülşen'le birlikte sorularımızı yönelttik ekonomideki son gelişmelere dair.